Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. İçinizdeki ışığı açın diyorum. Ama bunu açabilmeniz için öncelikle egonuzu, peşin hükümlü yargılarınızı, fikirlerinizi, hayata dair geçmişte yaptığınız tahminleri, tüm ön yargılarınızı bırakmalısınız. Onlar bugüne kadar öğrendiğiniz boyutta eğer hala daha istediğiniz noktaya gelemediyseniz yolunuzu tıkamaya devam ediyorlar. Onların gitmelerine, onları sıfırlamanıza gerek var. Ne de geleneksel ya da adetlere uygun yollardan değil. Gerçeğe kendini kapama. Sen yeniye değişmek istiyorsan yeni yolla ve yeni araçlara, yeni düşüncelere, yeni fikirlere hazır olmalısın. Düşünün, bir çocuk okulda bir üst sınıfa geçtiği zaman tüm yeni dersleri öğrenebilmesi için dersleri kabul etmesi, onları özümsemeyi, benliğine katmayı ve gelişmeyi öğrenmesi gerekir. İşte bu yeni dönemde kendini değiştirmek istiyorsan bu geçiş böyledir. Kollarını uzatmaya, yeni deneylere, deneyimlere, bilinmeyene doğru adım atmaya hevesli olmalısın. Yani sende bu heves yoksa bir yerde duracaksın. Hatta hata yapmaya ve bu hatalardan da öğrenmeye bile istekli olmalısın. Bilirsin ki böyle yaparak sen bilgelikle, bilgiyle ve anlayışla büyümeye devam edeceksin. Endişelenme. Sen ilkokula girdiğin zaman birinci sınıftan direkt altıncı sınıfa mı geçtin? Adım adım. Yol bir süreç. Ve sen öğrendikçe basamakları tek tek çıkacaksın. Bir gün gelecek, mezun olacaksın. Basamaklar bitmiş olacak, sen de en tepede olmuş olacaksın. Yani yapmamız gereken, bugün ben yaşamımdan mutlu değilsem, sürekli hastalıklarla, sürekli yoksulluk bilinciyle uğraşıyorsam, bugüne kadar edindiğim önyargılar, doğru bildiklerim, düşüncelerim beni bu noktaya getirdi demektir. Ve ben şimdi değişmeyi seçiyorum diyorsan artık dışarıyı bırakmalısın. İçeriye dönmelisin. Bütün bilgi bizim içimizdedir ama sen bu değişime istekli olmalısın. İçerideki ışıkları açmalısın. Yeter artık. Bugüne kadar başkalarının doğrularıyla, geleneklerle, göreneklerle, yaşamda aldığım travmaların benim üzerimdeki yarattığı etkilerle bugünüme geldim. Sonuç ortada. Mutsuzum, hastayım, rahatsızım. Bir türlü huzuru bulamıyorum diyorsan artık değişim zamanı geldi ve bu bir günde olmayacak. Önce bir kendini anlamalısın. İçine dönüp içindeki ışıkları yakmalısın. Bütün ön yargılarından, hepsinden. Bugüne kadar öğrendiğin her şeyi serbest bırakmalı ve yeniden başlamayı denemelisin. İç sesini dinleyerek, dün söylediğim gibi
Bunu yapabilmemiz için önce bir kendimizi tanımamız lazım. Ne yapıyoruz? Ne yapıyorsak önce gözümüzü kapatmalıyız. Sen de böyle yapmalısın. Ben gözümü kapatıyorum. Yaptığım şey beni mutlu hissettiriyorsa devam ediyorum. Daha çok mutluluk getirmeye çalışıyorum hayatıma. Eğer yaptığım şey beni mutsuz hissettiriyorsa o şeyi hayatımdan çıkarıyorum. Böylece önümde farklı, belki de başında hiç hayal edemediğim noktalara geliyorum. Ve bu beni daha da mutlu ediyor. Çünkü artık ben bir bireyim. El alem bir şeyler söyleyebilir. Arkamdan konuşabilirler. Ama bu onların düşüncesidir, benimki değil. Dışarıda el alem diye bir canavar olmadığını defalarca söyledim. Dışarıda insanlar vardır ve insanların kendine özgü bakış açıları vardır. Ama bu onların bakış açısıdır, benimki değil. Biz aslında el alem canavarı diye bir canavar yaratarak ondan korkuyoruz. Ama topyekün bir el alem canavarı yoktur dostlarım benim. Aslında herkes kendiyle uğraşıyor. Kendi sorunlarını başkalarının sorunları olduğu zaman, onları gördükleri zaman bir tepki verebilirler. Ama bu ateş onların ateşidir dostum. Ben eğer su gibi serin olursam, bana atılan ateşler hepsi bende söner. Ben kendime bakıyorum. İnsan bir dünyadır. Ve bugün var olan çevremizde, dünyamızda 7,5 milyar insandan bahsederiz. Demektir ki 7,5 milyar insan dünyası var. Gözünü kapatan dünyasıyla birlikte gider. Böyle değil mi dostlarım benim? O zaman ben kendi dünyamda patron nasıl olabilirim? Kendi dünyamın yöneticisi nasıl olabilirim? Öncelikle kendimi anlayarak. Şimdi sen kendini anlamaya ne dersin? El alemi dinlemeden, bütün önyargılarını, kuşkularını bırakarak yeniden başlamaya ne dersin benim aziz dostum? Senin ihtiyacın olan bu. Her şeyi, bugüne kadar yaptığın o birikimi bırak. Yeniden başla ama bu defa kendinden, içine dön. İçindeki ışıkları aç ve orada seni mutlu eden ne varsa samimi bir şekilde onları çoğalt. Mutsuz eden ne varsa hepsini topla ve çöpe at. Bu dünyanın dışarıda ağlayan insanlara, kölelere ihtiyacı yok. Bu dünyanın özgür bireylere ihtiyacı var. Çünkü o bizi arabalar gibi seri seri yapmadı dostlarım benim. Hepimizi tek ve eşsiz yarattı. Parmak izimiz bile farklıdır. Bundan önce ya da bundan sonra bir tane daha bizim aynımızdan olmayacak. O halde bu özelliğimizden dolayı, tekliğimizden, eşsizliğimizden dolayı İçimizdeki yetenekler de farklıdır. Bu yetenekleri açığa çıkaralım. Hem dünyanın, dünya birliğinin buna ihtiyacı var, hem de bizim aziz dostum. Hadi, ne diyor, duruyorsun? İçindeki ışıkları aç, kendini tanı. Kendine saygı duy ve kendi İsteklerin, seni mutlu edenler neyse o doğrultuda
adım at. İlk adımı isteyerek at. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız. Kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız. Videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.